Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size biraz Halloween'den bahsedeceğim. Halloween nedir? Neden kutlanır? Almanya'da nasıl kutlanır? Bunu yaparken de Halloween makyajı yapmaya çalışacağım ki biraz eğlenceli olsun, sıkıcı bir video olmasın. Umarım keyifle bulur ve keyifle izlersiniz. Başlamadan önce söylemek istediğim şey, ben kesinlikle makyöz değilim. Böyle de bir yeteneğim yok. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Maksat sadece keyifli olsun. İsterseniz hemen başlayalım. Tatumu yapıştırıyorum. Böyle kaşımın ortasına doğru yapıştırıyorum. Bu sırada da Halloween'den bahsetmeye başlayayım isterseniz. Halloween dedikleri gün, parti. Allerheiligen denen günden, yani 1 Kasım'da bir gün önce 31 Ekim'de kutlanıyor. All Hallows Eve, yani tüm kutsalların akşamı anlamına geliyor ve bu All Hallows Eve değişe değişe bugün Halloween olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi üstüne bir tane daha tatu yapıştıracağım. Halloween bizim dilimizde de Cadılar Bayramı olarak karşımıza çıkıyor. Cadılar Bayramı denince aklınıza ne geliyor? İşte bal kabağı, değişik makyajlar, aşırı kostümler. Peki Cadılar Günü neden kutlanıyor? Bu tarafı elf, bu tarafı witch, cadı olacağı için bu tarafımı parlak, bu tarafımı mat yapacağım. Yüzüme çok parlak bir primer süreceğim. Çoğu kişi Halloween'in Amerika'dan çıkma bir gelenek olduğunu düşünüyor. Oysa ki öyle değil. Aslında İrlanda'dan çıkan bir gelenek. Peki neden Amerika'dan çıktığını düşünüyorlar? Çünkü İrlanda'dan Amerika'ya göçen İrlandalılar burada yani Amerika'da geleneklerini devam ettiriyorlar. Sonrasındaysa söylenenlere göre Amerikalı askerler Avrupa'ya gittiklerinde bu geleneği de götürüyorlar. Dolayısıyla Avrupa'ya yayılmış oluyor. Bu yüzden de Amerika'dan yayıldığı düşünülüyor. Mat olan sadece gözenek kapatıcı primer süreceğim. Aslında Halloween son yıllarda yayılmış Almanya'da. Daha öncesinde böyle bir akım, böyle bir kültür yokmuş Almanya'da da. 90'lardan sonra bildiğim kadarıyla yayılmış. Hatta kilise hala çok olumlu bakmıyormuş bu Halloween kutlamasına. Ölülere saygısızlık olarak görülüyormuş. Yani bir kısım ölülere saygısızlık olduğunu düşünüyor. Hatta bu garip kostümlü partilerden korkanlar da var. Bir kısımsa çok hoş buluyor ki bunların çoğunluğu genç tabii ki. Bu tarafa da mat primer'ı sürdük. Elf olacak tarafı gözümün içine beyaz süreceğim. Dedim ya hani Almanlar da kilise çok olumlu bakmıyor diye. Aslında Almanlarda makbul olan 1 Kasım'da Allerheiligen gününü kutlama. Şimdi yüzüme fondötenimi sürüyorum. İşte bugün gençler maskeli balolara gidiyorlar. Böyle benim gibi oturup saatlerce makyaj yapıyorlar. Kendilerine korkunç bir hal vermeye çalışıyorlar. Maskeli baloların yanı sıra perili olduğunu düşündükleri evlere de gidiyor bazıları. Tabii bunu yine çoğunlukla gençler yapıyor. Peki çocuklar ne yapıyor? Çocuklar da işte değişik kostümler giyiyorlar, kapı kapı geziyorlar, evlerin kapısını çalıyorlar. Sonra şakamış şeker mi ya da tatlı mı ekşi mi gibi sorular sorarak ev sahibinden hediye bekliyorlar. Ya şeker ya ne bileyim herhangi bir şey, yani hediye bekliyorlar. Şayet şaka derlerse ya da zao ekşi derlerse o zaman da çocuklar işte böyle çeşitli muziklikler yapıyorlar, şarkılar söylüyorlar falan. Korektir. Bu arada bu bahsettiğim kapı kapı gezme geleneği çocukların yaptığı aslında yıllar yıllar öncesinde yoksulların kapı kapı gezip kek istemesine dayanıyormuş. Tam da bugün 31 Ekim'de kapı kapı gezip ruh keki istiyorlarmış. Yani işte bu canım gelenek, yoksullar için olan gelenek bugün bu hale almış. Şimdi kapatıcımı sürüyorum, aydınlatıyorum. Çünkü biliyorsunuz elflerin yüzü beyaz ve fresh bir görüntüsü var. Hafif doğal bir görüntü olması lazım. Şimdi gözümün üstünü aydınlık görünmesini istediğim için beyaz bir aydınlatıcıyla bundan geçeceğim. Ortasına daha doğal, kahverengi görünümünde kriz bölgesi mi diyorlar? Ne diyorlar bunu? Çok krizli olan bu bölgeye kahverengini sürüyorum. Sonrasında gözümün altına daha parlak tonlarda. Bu arada bu Halloween kutlamaları Kuzey İskoçya'nın Galler'in kültüründeki Samhain diye yazılıyor ama nasıl okuluyor hiçbir fikrim yok. İşte o Samhain Festivali ile Halloween arasında büyük büyük benzerlikler var. Bu Galler'in kültüründe de kışın gelişini, hasat zamanını kutlamak için böyle bir festival düzenliyorlarmış o günde. Güzel, geniş bir göz görüntüsü. Dediğim gibi bu kutlamalarla ölmüş akrabalarını da anıyorlarmış. İşte ateşler yakıyorlarmış, değişik kostümler giyiyorlarmış. Hatta bu ölü ruhlar için sofralar düzenliyorlarmış. Çünkü
o gün onları ziyaret edeceklerini düşünüyorlarmış. Maskaramızı sürüyoruz. Kaşımın şurasına birkaç tane şu şekilde yapıştırıcılar aldım. Yapıştıracağım. Bu Samhain kutlamalarından korkanlar varmış. Hatta o zamanlar Samhainofobia diye bir isim koymuşlar buna. Ve bugün aynı terimi Halloween için de kullanıyorlar. Dolayısıyla Cadılar Bayramı'nın ilk temelinin Samhain'de atıldığını söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Size bir şey sormak istiyorum. 46 Yok Olan dizisini izlemiş olan var mı aranızda? Orada bir yere gidiyorlardı, hatırlıyor musunuz? Böyle şaman ritüelleriyle bir şeyler, bir danslar yapıyorlardı, bir şeyler içiyorlardık. Böyle kafaları güzel oluyordu falan. Cadı deyince de hani akla böyle kazan karıştıran, böyle buharlar tüten, böyle çirkin çirkin kadınlar geliyor ya. İşte tam da o şamanlara dayanıyor. Elflerin yanakları pembiş pembiş olur ya, böyle doğal olurlar hani. Pembiş pembiş yanaklar yapıyoruz. Bu cadı figürleri şamanlara dayanıyor dedik ya. Şamanlar da işte iksirler hazırlıyorlarmış. Tıpkı o 46 Yok Olan'daki gibi. İksirleri içiyorlarmış. Kafaları buluyorlarmış. Uçtuklarını hissediyorlarmış. İşte halüsinasyonlar görüyorlarmış. Kalemin üstüne de ruj sürüyorum. Şimdi diğer yarısına geçiyoruz. Kötü görüntüler kaybolsun diye. Kahverengiyle ayırsam. Yeşil olduğum kameradan belli oluyor mu acaba? Ben elimdeki malzemelerle yaptığım için böyle çok muhteşem bir makyaj beklemeyin demiştim. Hemen siyah olmaya başlıyoruz. Yeşil kullanacağım. İyice simsiyah bir görüntü yaratayım. Şimdi eyeliner'la siyahlık veriyorum. Şuraya da şöyle siyah bir şey yapıştırıyorum. Tekrardan kaşlarımı siyaha boyayacağım. Böyle altlardan dolduruyorum ki kaşımın olmadığı yerlerden düşük bir kaş görüntüsü alayım. Farımla yüzümü yeşilleştireceğim. Biliyorsunuz bir de Halloween'de balkabağa uyma kültürü var. Böyle balkabaklarını garip garip korkunç yüzler çiziyorlar. İçine de mum koyuyorlar. Eve koyuyorlar ki hani bu evde Halloween kutlanıyor demek için. Aynı zamanda bu ruhların korkup kaçacağını düşünüyorlar. Aslında bu balkabağa oyma işi önceden İskoçya'da ve İrlanda'da turptan ya da pancardan yapılıyormuş. Hani sonradan sonra galiba ellerinde pancar olmadığı için ya da turp fazla yetişmediği için böyle bir balkabağına dönüş yapmışlar diye düşünüyorum ben. Şöyle göz altlarına çizgiler çekeyim. Mor olmadığı için tabii ki mavi ile kontür yapacağım. Buraya da maskaramı sürüyorum. İlginç bir şey deneyeceğim çünkü siyah kalemim yok. Tabii siz bunu evde denemeyin. Siyah ruj kullanın lütfen. Kulağım. Ben bunu lastik yardımıyla öyle tutturdum. Tabii ki sağlıklı bir şey değil. Sizin yapmanızı önermiyorum. Bunu bantla yapıştıranlar var kulaklarına şöyle bir sivrilik yaratmak için. Siz de o şekilde bir uygulama yapabilirsiniz. Cadı tarafı, her tarafı. Makyajım bitmiş hali. Bu şekilde umarım keyifli bulmuşsunuzdur. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Şayet videomu hoş bulduysanız, keyifli bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Benden çekmemi istediğiniz videolar varsa, eksik olduğunuz Almanca konular varsa bunları lütfen yorumlara bırakın. Ben de size yardımcı olmaya çalışırım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.